Demek vazgeçiyorsun ha? Ben değil Engin, Nazlı vazgeçti çoktan. Bugün terapide görmeliydin. Neler olduğunu anlayabileceğini tek kelime bile etmedin. Hiç konuşmadı mı? Nazlı'nın sessiz kalması mümkün mü? Konuştu tabii ama neden boşanmak istediğini söylemedi. Yani aslında beni sevdiğini bile söyledi ama neden boşanmak istediğini söylemedi. Çıldırmak üzereyim. Seni seviyorum mu dedi? Avukat Bulut'u alacaklar diyor. Terapist neden boşanmak istiyorsunuz diyor. Nazlı tek kelime bile etmiyor. Allah Allah. Sessiz kalmasında var bir şey. Engin ben sürekli bir şeyler aramaktan çok yoruldum. Ya Bulut avuçlarımın arasından kayıp gidiyor. Buzdağının görünmeyen kısmıyla vakit kaybedemeyeceğim ben artık. Görünen kısmı bile yeteri kadar zarar verdi. Ya benim içime hiç sinmedi kardeşim. Ben geliyorum oraya şimdi. Yok ya bak sen işine. Buraya gelsen bile ne yapacaksın sanki? Keyfin kaçması gerekirse. Vallahi benim durumumda ne kadar keyifli bilmiyorum yani. Şoförümün flört ettiği, eski sevgilimin en yakın arkadaşı olan bir kadından hoşlanıyorum Ferit. Bu cümleyi kurmak bile beceri istiyor. Senin işin de zor. Zor ki ne zor. Ya birazdan hepimiz bir araya geleceğiz. Ve ben ne yapacağım hiç bilmiyorum. Ortalığı daha fazla karıştırma. Bırak bu işin peşindesem. Beni dinlemeyeceksin değil mi? Vallahi kardeşim ortalık yeteri kadar karışık zaten. Yani artık inceldiği yerden kopsun ya. Neyse hadi konuşuruz sonra, öpüyorum. Görüşürüz, bay bay. Bulut'cum. Bütün gün odadan çıkmadığını unuttuk burada olduğunu. Sen bu yanakları böyle sarkıttığına göre karnın çok fena acıkmış olmalı senin. Hayır hiç de bile ben sana kızgınım ondan. Neden kızdın bana dayıcığım? Çünkü sen Nazlı'ya bağırdın. Nazlı da bize küstü. Bir daha hiç gelmeyeceğim. Bulut'cum Nazlı bize küsmedi. Yetişkinler arasında bazen böyle anlamadığımız şeyler olur. Merak etme Nazlı bu eve geri gelecek. Anlaştık mı? Hah bak hamburgerlerimiz de geldi. İyi akşamlar Ferit Bey. Buyurun. İyi akşamlar. Buyurun. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Afiyet olsun. Yalnız içecekler eksik sanırım. Affedersiniz Ferit Bey. Motorda unuttum. Hemen getiriyorum. Tamam. Gel bakalım. En sevdiğin hamburgerciden kocaman bir hamburger. Yanında da bir sürü patates kızartması. Üstelik sıcacık. Buranın değil tamam mı? Yemeyeceğim. Bulut lütfen. Nazlı şu çocuğu onun Nazlı'yı düşündüğünün yarısı kadar düşünebilse keşke. Nazlı beni çok seviyor bir kere. Beğendin mi yaptın anne? Çocuk bütün gün odasından çıkmadı, yemek yemedi, yardım edeceğine iyice küstürdün. Ben mi küstürdüm? Anne karışma hiçbir şeye. Ne benim hayatıma ne Bulut'unkine. Hiçbir şeye karışma. Yorum yapma, fikrini söyleme. İlgilenmiyorum. Bunları duymak istemiyorum. Anlıyor musun? Gerçekleri duymak istemiyorsun değil mi? Nazlı'nın bu kadar sorumsuzca davranmasını duymak istemiyorsun. Sen daha gitmiyor musun Lebanon'un siparişlerini almaya? Gideceğim, gideceğim. Birazdan giderim.
Nazlı'şım, kuzum nasılsın? İdare ediyorum Fatoş'um. Sen gidiyor musun? Gideceğim birazdan ama önce bunları bırakmaya geldim sana. Al bakalım. Ne bunlar? Bunlar mutsuzluk reçetesi Nazlı'cığım. Dergiler ve dondurma. Teşekkür ederim Fatoş. İşe yarar mı bilmiyorum ama deneyeceğim, söz. Vallahi ben bütün yabancı filmlerde bu formülü görüyorum Nazlı. İşe yarıyor ki belki koyuyorlar yani, ben öyle düşündüm. Hadi ben gidiyorum, öpeyim seni. Oh, görüşürüz Fatoş'cum. Aklım bende kalmaz. Yani o çok mümkün değil ama denerim. Kaç var, bir şey olacak. Merhabalar. Merhabalar, selamlar. Anne! Anne, Bulut'u gördün mü? Odasındadır. Fazilet, sen yanında değil miydi? Ben okul kıyafetlerini ütülüyordum. Sizin yanınızda yemek yiyor sanmıştım. Berit, nerede bu çocuk? Her yere baktım anne, evde yok. Ya Fatoş'u Asuman nerede kaldılar acaba? Kahve falan içer misiniz ya? Ben hazırlıyorum. Yani Fatoş illaki gelirim demişti. Nerede kaldılar? Tarık da yok ortada. Ben de anlamadım Engin. Aslında Deniz'e ayıp vurur falan dedim ama biz yabancı değiliz, illa gireriz dedi. Manami, sen sütlü mü içiyordun, şekerli mi içiyordun, nasıl içiyordun? Ha, ben... Sütlü ve şekersiz değil mi? Evet, teşekkür ederim. Ferit, ben gerçekten kavga etmek istemiyorum. Nazlı, Bulut kayıp. Sana bir şey söyledi mi bugün? Kayıp mı? Ne demek kayıp Ferit? Basma. Ya kayıp. Evin her yerini aradık. Kaçmış herhalde yine. Cüzdanım da yok çünkü. Tamam. Tamam, ben şimdi çıkıyorum. Karakolda görüşürüz. Abla? Bulut evden kaçmış Asuman. Aa, kız küçücük çocuk nereye gitsin tek başına? Bilmiyorum Asuman. Daha önce de kaçmıştı. Ama o zaman Demet'in evindeydi. Ay hay Allah, nereye gider ki ya? Sen haber alınca bana da haber ver, tamam mı? Bulut! Nazlı, ben sana geldim. Bir aksilik falan mı oldu acaba yani? Asuman'la Fatoş'u bir arasak mı? Yok canım, ne aksiliği ya? Fatoş her yere gecikir zaten. Tarık da öyle. Belki iş hayatında öyle değil ama onun da geç kalma huyu var. Geldiler. Vallahi siz Japonların en sevdiğim özelliği böyle dakikliği ve iş disiplini. Bence sende de Japon disiplini ve dakikliği var. Babadan öyle gördüm ben de. Elbisen yeni mi? Çok yakışmış, çok güzelmiş. Evet, çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Cim, hoş geldin. Nasılsın? İyidir. Asuman yok mu? Ya yok, gelmedi. Ne kadar ısrar ettiysem de ikna edemedim yani. Hasta falan mı yoksa? Yo, gördüğüm kadarıyla gayet sağlıklamıştı Asuman'ın işleri ya. Akıl sırarmaz onu, boş ver. Havalar bayağı soğumuş ha. Evet ya, böyle kapıda girsen içeri, ben böyle kapıda. Geldim geldim. Ben de geldim. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsınız? İyidir, senden ne haber? İyi, ne olsun? Hadi çıkalım yukarı ya. Manami ile sizin hakkınızda konuşup duruyor vallahi. Böyle her yere geç kalıyormuşsunuz. Biz mi? Ben hiç geç kalmam. Ben de kalmam, hiç adetim değildir. Ayrıca bir yere davet edildiğinde böyle bir 10 dakika geç gidersin nezaketen yani. Bulut'cum, sen buraya nasıl geldin? Taksiyle. O kadarını anladık. Evi nasıl buldun? Ya başına bir şey gelseydi? Ya Nazlı, ben buraya önce birçok defa geldim. Bak Dayım'la geldim. Tarık abiyle geldim.
Yani biliyorum ben buraları. Al bakalım. Şimdi sen buraya taksiyle geldin de taksiye verecek parayı nereden buldun? Bulut. Dayımdan borç aldım. Borç. Özür dilerim Nazlı. Özür dilemen gereken kişi ben değilim bence Küçük Bey. Ben bakarım. Yakışıyor mu insan? Bulut nasıl, iyi mi? İyi, iyi, içeride. Dayı. Bir daha sakın böyle bir şey yapma dayıcığım, tamam mı? Başına bir şey gelecek diye çok korktum. Biliyor musun, nerede de çok korkmuş. Hoş geldin bu arada. Hoş buldum. Anneannen de çok merak etti seni. Hadi kalk evimize gidelim. Ben bu gece burada kalacağım. Bulut. Ben bu gece burada kalacağım ve siz barışana kadar da eve gitmeyeceğim. Söz, ben istediğin zaman getireceğim seni Nazlı. Ama şimdi kalk evimize gidelim, haydi. Ben bu gece burada kalacağım. Bulutcuğum, bak anneannen de merak etmişsin, hadi. Madem merak ediyor, arayın telefonda, merak falan etmesin. Ben bu gece sizinle film seyretmek istiyorum. Evimizde izleriz filmi Bulutcuğum. Hayır, ben burada film seyretmek istiyorum. Şimdi sizinle. Eski günlerdeki gibi. Siz hep eski günlerdeki gibi olacak gibi dediniz ama olmadı. Nazlı senden hiç ayrılmayacaktı ama ayrıldı. Bulutcuğum. Hem anneannem zaten Nazlı Bulut'u sevmiyor demişti ama çok seviyor. Hem benim eve götürürsen dayı ben bir daha kaçarım. Tamam kalalım. Yaşasın. Senin için de sakıncası yoksa tabii Naz. Yok tabii Ferit. Çok sevindim. Bulutcuğum, emin misin? Bak sonra değiştirmek yok. Hı, eminim. Son karar. Bu kadar filmin arasından yine aynı filmi seçtin. Evet. Hazır. Hadi bakalım. Nazlı. Gel buraya dur. Hemen ortanıza atamış alırım. Battaniyemizi de örtelim. Hadi ya, yardım edin. Senin bu filmi kaçıncı izleyiş? Dört. Ama bu benim en sevdiğim çizgi film. Gel Fatoş, sana şahane bir film buldum. Yine Japon şefin şeyler söyleme ama, tamam mı? Ya Denizciğim, benim yerime sen oynamak ister misin ya? Bak vallahi biz gelip böyle senin evini işgal etmiş gibi olduk yani. Biz oynuyoruz, sen bakıyorsun. Yok canım, ben çok mutluyum. Yani siz devam edin. Ben Asuman'ı bir arıyorum da, merak etme. Alo.
Asuman, merak ettim de neden gelmedin diye bir arayayım dedim. Hadi ya. Bak sen şuna. Tamam, tamam. Görüşürüz. Ne diyor? Bulut. Evden kaçıp size gitmiş. Aa, nasıl ya? Bak sen şu bacaksıza nasıl becermiş bunu tek başına? Şöyle yapalım mı? Ben bir gidip Bulut'a bakayım. Siz de devam edin. Gelirim ben. Yok canım, olur mu öyle şey ya? Saçmalama, kalkalım biz de o zaman. Ya zaten bir müzik seti muhabbetinden nerelere geldik. Yok canım, siz keyfinize bakın. Siz yabancı mısınız? Kalın burada, ben gidip geleceğim hemen. Tamam, madem öyle ısrar ediyor. Tamam, peki. Görüşürüz. İyi, nerede kalmıştık? Hadi o zaman bir daha söyle. Senin bunu nasıl telaffuz ettiğin zaten ayrı bir konu da. Böyle bir film var mı ya? Ben hiç duymadım böyle bir film. Var herhalde Fatoş'cum. Kafamda uyduracak değilim ya. Hadi kolay gelsin. Ay sağ ol. Şimdi başlıyorum. Engin'cim. Başlatıyorum, başlattım. Başlattım. Beş kelime. Yerli. Yabancı. Yerli mi yabancı mı belli değil. Yabancı yengincim, yabancı. İkinci kelimeyi anlatıyorsun, tamam. Ay ben filmin adını şu anda resmen unuttum ama ya. Gerçekten unuttum. Bir hemen söyleyebilir misiniz? Tamam. Zaman tutuyorsun değil mi? Çok iyi. İkinci kelimeyi anlatıyorsun. Hı. Birinci, yok. İkinci kelime bir. Ha, ikinci kelime bir. Tamam, çekti. Birinci kelimeyi anlatıyorsun. Yürüyorsun, hoşsun, keyiflisin. Bazen bir dakika ama ağzını oynatıyorsun. Ağzını oynatınca şey yapar. Ya yok canım ya, anlatamıyor zaten. Ne olacak canım? Tamam. Sevimlisin, eğleniyorsun, ne haber, ne yapıyorsun? Ya ama ben böyle anlatamayacağım ama bu filmi ya. Çok zor bu. Ya bak Fatoş, biraz çabalasan anlatacaksın, anlayacağım hadi. 30 saniye kaldı bu arada, haberiniz olsun. Evet, süreniz doluyor. Dördüncü kelime. 10. Ha, 20. 30. 40. 50. 60. 70. 71. 71. Süre doldu. Rastlantısal bir kronolojinin 71 parçası. Ay yemin ediyorum bildin Çak. Süpersin ya, vallahi bildi. Gerçekten bravo Engin. Ben hep bu soruyu sorarım ama ilk defa doğru anlayan birini gördüm. Nasıl yani? Ben anlatamadım, o anladı. Öyle mi yani Malavi? Ay yok Fatoş'cuğum, öyle değil. Öyle demek istemedim. Sen de tabii ki çok güzel anlattın. İyi bakalım, şimdi intikam zamanı. Öyle intikam gibi bir şey yapmayalım. Sana çok güzel bir filmim var. Ya niye öyle intikam falan diyorsun? Yani neticede o filmi ben bulmadım. Bulamam. Haberim yok. Filmin ismini unuttum şu an. Fatoş, birlikte seçmeyecek miyiz? Benim aklımda süper bir film var. Süper bir intikam alacağız. Bekle. Gel bakalım. Ha. Böyle bir film de var ama değil mi? Aha. Pes etme, sakın anlat. Hmm. Hadi. İyi. Hadi bakalım. Biraz düşünebiliyoruz. Nerede? Bulut. Nerede? Sen neden bizim elimizde kalmış? Biz ne güzel eğleniyorduk işte üç kişi. Bulut'cum, anlattım biliyorsun. Evet evet biliyorum, sen beni çok seviyorsun. Dayımı sevmiyor musun? O ne demek? Sevmez olur muyum? Çok seviyorum tabii ki dayını. Ama büyük olmak çok zor. İnsan bazen istemediği kararlar vermek zorunda kalıyor büyüyünce. Neyse ki ben helak için istediğim her şeyi yapabiliyorum. Değil mi dayı? Evet dayıcığım. Ay siz keyfinize bakın, ben bakıyorum kapıya. Selam. Ne haber? İyidir, sen? İyidir. Amca. Gel dikkat et, gel 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 gel. Ne yapıyorsun oğlum sen, neredesin? İyiyim. Süper ya. Ya
Ya helal olsun ama çok iyi anlattın ya. Vallahi bravo. Nasıl bildim? Çok iyi bildin. Yani Fatoş, en basit filmi bile anlatamadım sana. Tutuldun kaldın resmen ha. Ama Engin'cim bak şimdi şu anda kendin söylüyorsun sen. Sen anlatamadın. Bende bir sorun yok yani. Hmm. Ya ama Engin uzatma. Bak ben Tarık'a bir şey söylüyor muyum? Laf niye döndü dolaştı bana geldi ya? Ben ne yaptım ki? Yok Tarık'cığım, sana bir şey söylemek istemedim. Bu bir oyun. Yani her an her şey olabilir demek istedim. Ha. Yani tabii oyun olabilir ama bilmiyorsan da oynamayacaksın bana mı? Ay o zaman kendine daha uyumlu bir partner seçseydin ya Engin sen de. Allah Allah. Bizim uyumlu olmadığımız ortada yani. Abartma ya arkadaşlar. Uyumla ne alakası var? Ona bakarsanız ben de Tarık'la pek uyumlu sayılmayız. Yani? Yok. Oyun için. Yani oyun için pek uyumlu değiliz demek istedim. Yani sana da pes yani şu anda Manımcığım gerçekten. Çünkü böyle uyumlu bir insana uyumsuz dedin. Pes. Hayır ama şey olarak anlattı ya şimdi. Yani karakterim anlamında benim uyumsuz biri anlamında değil de oyun içindeki iki partnerin birbirine uyumları anlamında herhalde. Evet. Ben galiba öyle demek istedim. Ne anlamadım. Ne demek istedin? Nasıl? Nasıl? Hayatta da mı uyumsuz diyorsun yani? Tarık. Ben seni hiç üzmek istemiyorum ama nasıl söylesem? Rahat ol ya, içinden geldiği gibi. Söyle çıksın. Biz galiba çok farklıyız. Evet, evet. Yani çok olmadı ya Manami o şey. Dediğin gibi yani o iki insanın şeysi, uyuşması olmadı yani bizde pek. Aa, aşk olsun ama sana da yani Manami. Bu zamana kadar aklın neredeydi yani? Çok üzgünüm. İyi geceler. Ben de Manami'yi bırakayım. O zaman görüşürüz. İyi geceler. Allah, hay Allah ya. Tarık'cığım kusura bakma, ben de bu işleri hep senin başına açtım böyle ama. Yok ya. Ya öyle üzülmedim yani. Ya hatta bilakis rahatladım ben ya. Vallahi diyorum bak. Oh, üstümden bayağı bir yük kalktı benim yani. Ay biliyor musun, ben bile rahatladım vallahi Çak. Vallahi mı? kahve falan bir şeyler yapayım mı? Ha, var mıdır? İçeriz vardır herhalde, bakayım. Hadi. Deniz'in kahveleri eksik olmaz. Yapalım bir kahve. Deniz'de kahve olur yani. Uyudu mu? Uyudu. Ona Osmanlı mutfağındaki baharatlarla ilgili bir masal anlattım. Hemen uykuya daldı. Kitaplarıma bir hakaret sezdim sanki. Yok canım, olur mu öyle şey? Yani belki bilinçaltına yerleşir de böyle senin gibi güzel bir aşçı olur falan diye düşündüm. Bir dahaki gelişimde kendi kitaplarımdan da getiririm. Belki müzisyen olur. Bulut'un buraya bir dahaki gelişinde sen de burada olacaksın demek. Evet. Ben zaten Bulut için buradayım. Ve Bulut'un bana nerede ihtiyacı varsa orada olmaya devam edeceğim. Ayrıca ablamla konuştum, iş bu sefer çok ciddi. Aklınızı başınıza toplayın. Siz neden boşanıyorsunuz? Deniz. Deniz, senin tek derdin Bulut mu gerçekten? Buna inanmamızı mı bekliyorsun? İstediğine inanabilirsin. Ben ne gördüğümü biliyorum. Ferit, Deniz sakin olur musunuz? Sana gerçekten bir şey anlatmak imkansız. Gerçekten boşuna uğraşıyoruz. Gidiyorum ben. Deniz bekler misin? Deniz. Deniz tamam sakin. Deniz bekle. Şimdi ablam da gittiğine göre eğer iki dakikanı ayırabilirsen seninle önemli bir şey konuşmak istiyorum. Deniz. Deniz bekle. Sana bir şey söylemem lazım. Bu boşanma. Evet. Ben Ferit'i sevmediğim için boşanmıyoruz biz. Ben Ferit'i çok sevdim. Hep de seveceğim. Peki o zaman neden boşanıyorsunuz? Ya bu çocuk oyuncağı değil ki. Küçücük bir çocuğun hayatı söz konusu. Öyle gerekiyor Deniz. Boşanmak zorundayız.
bu Bulut'u ya da Ferit'i sevmediğim anlamına gelemez. Nazlı, senin ne kadar acı çektiğini görüyorum. Ferit abinin ne kadar acı çektiğini görüyorum. Sizin birbirinizin nasıl sevdiğinizi görüyorum. Hep belliydi. Ben mi görmek istemedim? Abi tutuklandığı gün karakolda düşürmüştün ya. Sen almıştın. Ben almıştım. Ya seninle ilgili ne zaman umutsuzluğa düşsem her şey çok güzel olacak diye ona bakıyordum. Her şey çok güzel oldu. Ama farklı bir şekilde. Bak Nazlı, ben bütün inatlarımdan vazgeçtim. Senden vazgeçtim. Ferit abi bunu görmek istemiyor ama bu böyle. Ben seni unuttum. Ve huzurluyum. Artık sen benim arkadaşımsın. Ferit abi abim, Bulut yeğenim. Ve hiçbirinizin üzülmesini istemiyorum. Ama özellikle Bulut'un, o Hakan'ın eline düşmemesi için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Özellikle sen ve Ferit abi. Artık bir karar verin ve harekete geçin. Çünkü vakit daralıyor. İşte hepsi bu. Otur Asuma. Sen de burada olsan daha iyi olur. Ferit, sanırım artık konuşmamız lazım. Geç bile kaldık Nazlı. Haklısın. Ama konuşamadım işte. Biliyorum. Her şeyi öğrendim. Biliyorum ama yine de bir türlü anlayamıyorum. Sen ne yapıyorsun Nazlı? Kimseye zarar vermeden ailemi korumaya çalışıyorum. Ama her seferinde birileri zarar görüyor gördüğün gibi. Biz neyiz Nazlı? Ben senin neyinim? Neden bunca problemi tek başına yükleniyorsun? Neden bana gelmiyorsun? Aklım almıyor. Yani anlamaya çalışıyorum ama bizden nasıl bu kadar kolay vazgeçtiğini anlayamıyorum. Vazgeçtim mi sanıyorsun? Gerçekten vazgeçmedim. Konuşmaya çalışıyorum. Boşanma davası açtıktan sonra mı? Neden bana güvenmedin? Hakan'ın sana, Asuman'a, bize, Bulut'a zarar vermesine nasıl izin verdin? Korktum Ferit. Nesini anlamıyorsun bunun? Korktum, çok korktum. Kardeşime zarar verir diye korktum. Ne tarafa kaçacağımı şaşırmıştım, anlıyor musun beni? Bir tarafta kardeşimin hayatı vardı, bir tarafta sen vardın, Bulut vardı. Seni tam bulmuşken bencilce dışarı atabileceğimi mi sandın? Ama diğer taraftaki kardeşimdi benim. Ferit canımdı, kanımdı. Tamam, tamam. Merak etme. Her şey düzelecek. Bir çaresini bulacağız. Hiç kimse zarar görmeyecek. Sana söz veriyorum. Sorun değil, merak etme. Sen çok güçlü bir kadınsın biliyorum ama birlikte her şey çok daha kolay olur. Bundan sonra benden bir şey saklamayacağına söz ver.
Her şeyi birlikte çözelim. Çözelim. Özür dilerim. Seni çok seviyorum. Kötü günleriydi Ferit. Ben Asuman'ı hapse nasıl gönderirim diye düşünürken onu gerçekten kaybedecektim Ferit. Onu çatının kenarında gördüğüm o an. Tamam, düşünme artık bunları. Aşağılık Hakan yaptıklarının hesabını verecek ama şimdi bu gece hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Yanımdasın, yanındayım. Bu yeter. Şu anda yemin ediyorum kafayı çıldıracağım yani. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer bir gün güzel geçtiyse, onun hemen ertesi günde güzel geçerse ben acayip mutlu oluyorum yani. Neşem çok yerinde oluyor. Resmen enerjim tavan yapıyor yani. İyi. İnşallah barışmışlardır da ben böyle boşu boşuna hapse girmem. Saçmalama kızım, ne hapse girmesi ya? Ferit Aslan bu çözmüştür tabii ki de işi bence. Yalnız Asuman. Var ya Ferit'e söyleyerek o kadar iyi bir şey yaptın ki kızım. Aferin sana. Şimdi ne oldu? Hepimiz birlik olduk. Ne olur birlikten kuvvet doğar. Şimdi onlar düşünsün. Yeter. Allah aşkına yeter. Sen ne yaptın ya? Sabah sabah bülbül suyu falan mı içtin kenarda köşede? Ne bu çelebe? Bıktım. Allah Allah. Ayrıca beni bir sal. Çünkü benim hazırlanmam lazım ve denize gitmem lazım. Aa, deniz mi? Ay yine mi deniz? Kızım asıl havadisler bende de senin haberin yok hiçbir şeyden. Dün akşam ablamla Deniz dışarıda konuştular, tamam mı? Sonra ablam geldi. Elinde ne var? Ablamın Deniz'deki bilekliği vardı ya, şu Deniz'in gözü gibi baktı. O Deniz ablamı geri vermiş. Aa iyi yapmış, aferin. Artık anlasın Nazlı'dan ona yar olmayacağını, umudunu kessin yani. Eysi canım, demek ki artık Deniz için bu Nazlı defteri tamamen kapandı. Sen de hazır. Sayfa kapanmışken ben gideyim yeni bir sayfa açayım. Oraya da Asuman yazayım diyorsun yani. Sen var ya Asuman. Ay yok canım, yani benim derdim o değil. Yani tek derdim o değil. Sonuçta Deniz benim çok iyi bir arkadaşım yani. Benim Deniz'e destek olmam lazım. Değil mi? Ol tabii ya, destek olsun. Ah kız. Nasıl? Sana bomba. Ben sana Tarık'la olanları anlatmadım. Ay Fatoş'um biliyorum. Biliyorum Fatoş'um. Her şeyi biliyorum. Tarık'la Molem'e ayrıldılar yani. Ayrıca sen niye gidip böyle herkesi kanser ediyorsun, ortalığı karıştırıp duruyorsun? Biz hepimiz Tarık'ın ilk günden beri sana aşık olduğunu biliyoruz ya. Saçmalama Asuman ya. İyi saçmalama Asuman diye bir de süzülüyor orada. Yeter artık ama ya. Gerçekten yeter yani. Ben sizin dertlerinizle uğraşmaktan kendime konsantre olamıyorum artık. Bıktım be, yeter. Baba ne oluyor be, deli mi ne? Allah Allah. Elim dolu, kapıyı aç. Allah. Görüşürüz. Bye. Sizinle uğraşsak da geri dönmeye ne kadar kalamayalım. Ah telefonu da unutmuş. Oh canım odadaysın. Her yerimiz tutulmuş. Sana da günaydın. Günaydın. Şuna bak nasıl uyuyor. Ferit uyandıracaksın. Ferit. Uyandı gördün mü? Nazlı, geçirsin. Mutlu olup geri döndü.
ben bir şey diyebilir miyim? Benim karnım çok fena acıktı. Demek Mutlu Bulut'un karnı acıkmış. Bakalım o karın hala yerinde. Tamam, kurtarıyorum. O zaman Mutlu Nazlı sana kahvaltı hazırlasın. Senin dayından kurtarıp. Ben de evi çok seviyorum. Çok tatlı bir ev. Ama çok alıştırma bence kendini. Sonra Nazlı ile birlikte evimize döndüğümüzü özlersin. Ne? Nazlı ile mi yaşasın? Ya bak, bu ev çok sihirli bir ev Nazlı dayı. Bak, gece yatıyorsun, sabah kalkıyorsun, her şey düzeliyor sana. O zaman hazır mısın sihirli evde sihirli kahvaltılara? Hadi bakalım. Hadi hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Nazlı kurtar beni. Kurtardım. Önce elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Yeni vesan nasıl? Beğendin mi? Çok beğendim. Bayıldım ya. Gerçekten çok iyiydi yani. Çok güzel. Aşırı beğendim. Yani aynısını senden gitarda da bekliyorum. Aa, aşk olsun hocam yani. Hani müzik her yerdeydi. Hani her şey bir enstrümandı. Tabii yani. Her şey bir enstrüman. Sen yine enerjiksin bugün. Evet canım, serotonin koçluğuma geri döndüm. Bak bu poğaçalar var ya, bu poğaçalar. Bunların içine şirin galiba koymuşlar, biliyor musun? Yani en azından fırıncı öyle dedi. Ben fırıncının yalancısıyım da senin bu halin ne böyle ya? Sanki sabahın köründe kalkıp Tuzla'ya işe gidecek beyaz yakalı gibisin yani. Öyle bir harap bir tap haldesin. Bugün keyfim yerinde değil ya. Biliyorum keyfin olmadığını, o yüzden geldim zaten. Ablamın bilekliği geri vermişsin. Ama iyi yaptı biliyor musun? Çok iyi bir karar oldu yani. Böyle takılıp kalmıştın ya. En iyisi buydu. Yani ben de böyle ablama görüyorsun falan zannettim. O yüzden biraz fazla üstüne geldim seni. Kusura bakmasın artık. Asuman, daha önemli dertlerimiz var. Bulut mesela. Aa yok, hiç öyle bir derdimiz kalmadı bizim. Bu çakmak neredeydi ya? O da işte üçerdi. Tamam. Ne diyordum? Bulut, hiç öyle bir derdimiz kalmadı. Çünkü kedi kadını Asuman onu da halletmiş bulundu. Ben gittim, Ferit'e her şeyi anlattım. Ne diyordum? Heh, Ferit'e gittim, her şeyi anlattım. Ama o kadar rahatladım ki, biliyor musun? Yani böyle hani bir haftada 5 kilo veren ablalar vardır ya, aynı onlar gibi hissettim. Her şeyi? Nasıl ya her şeyi? Ay canım benim, sen hiçbir şey bilmiyorsun değil mi? Hiçbir şeyden haberin yok senin. Bu ablamla Ferit böyle bir anda pat diye niye boşandılar biliyor musun? Ben söyleyeyim cevabını. Hayır, bilmiyorsun. Ama ne yapacak? Asuman sana her şeyi anlatacak. Hiç merak etme. De önce biz böyle bir çay yapalım. Çünkü bu sohbet ve bu poğaçalarla böyle kuru kuru gitmez yani. Bu çayı bir yapalım. Ben hemen onu da halledeceğim. Ay Deniz, bu ne karma karışık burası sizce ya. Afiyet olsun. Sana da. İstemedi yanında küçük bey. Kendisi halledermiş tuvalet işini. Normal, koca adam oldu. Ay Ferit, şimdi ne yapacaksınız siz? Nasıl çözeceksiniz bu düğümü? Hakan'ın bir açığını kollayacağız. Ben arkadaşlara haber ettim. Muzaffer'i takip ediyorlar. Boş bir anında sıkıştıracaklar. Ferit, ben açıkçası Muzaffer'i konuşturabileceklerini sanmıyorum. Ay vallahi ben de. Bir yandan şu kaçakçılık işini ve Tahir'in ölümünü izini sürecekler. İlla bir yerden bir açık verecek bu herif. İnşallah. Bulutcuğum, güzelce yıkadın mı ellerini? Bak, çok güzel kokmuş sabunun. Bakayım. Oh, mis gibi olmuş, mis. Yerim ben o minnak elleri. Hadi bakalım. Hazır mısın kahvaltıya? Hadi. O zaman başlıyoruz. Bu peynir bitecek. Bunlar da... İnanamıyorum. Herifin yaptıklarına bak. Ablam da iyice delirdi. Bu böyle olmayacak. Bu böyle olmayacak. Ben gidip konuşacağım. Aa Deniz, Deniz saçmalama. Ne yapıyorsun? Biraz sakin olur musun lütfen ya? Bak bizim hepimizin şu an sana ihtiyacı var. Böyle davranma. Bak düzgün müzgün davranamam. Sakin falan kalamam. Herkesin hayatını göz göre göre mahvediyorlar Asuman. Ablam olduğu için utanıyorum ondan. Tamam Deniz, tamam. Bak dur, ben sana hak veriyorum, çok haklısın. Ama şu yaşadıklarımızı bir düşünebilir misin lütfen? Hakan'ın elinde kapı gibi bir kanıt var. Eğer sen Hakan'a gidersen ortalık daha da karışacak. Bak bir sakin ol lütfen, yapma hiçbir şey. Gel, gel. Şöyle bir otur, hadi. Şöyle bir gel.
Hiçbir şey de yapmayacaksın, tamam mı? Söz ver bana. Bak sen şimdi delirdin böyle, haklısın ama ben sana bir çay koyayım, biz bunu daha detaylı konuşalım, tamam mı? Hadi. Dayıcığım hadi artık ufaktan toparlan. Gitmemiz lazım çünkü daha fazla böyle oturamayacağım ben. Dayı dur, ben daha kahvaltımı bitirmedim ama. Tamam Bulut'cum, sen kahvaltını et. Bulut'u ben bırakırım. Sen git avukatlarla konuş. Seninkiler bizimkilerden daha iyidir. En azından belki bizim aklımıza gelmeyen bir çözüm sunarlar Asuman'la ilgili. Tamam. Hadi. Bulut. Ferit. Teşekkür ederim Ferit. Anlayışın için. Yanımda olman o kadar kıymetli ki. Önce şu belalardan bir kurtulalım. Her şeyi oturup konuşacağız. Bundan sonra yalanlar, sırlar, aramıza mesafe koyacak hiçbir şey istemiyorum. Sadece her ne olursa olsun bana güvenmeni istiyorum. Bak bu kaçıncı olaylar nerelere gidiyor. Biz her seferinde birbirimizden kopmak zorunda kalıyoruz. Haklısın. Çok özür dilerim. Ama İnsanın kardeşi söz konusu olunca ne yapacağını, nasıl davranacağını gerçekten bilemiyor. Bundan sonra ikimiz de birbirimize açık ve net olalım. Söz ver bana Nazlı. Söz. Bundan sonra gizli saklı hiçbir şey yok. Ben şimdi gidiyorum. Birilerine danışacağım bu meseleyi. Asuman'ın başına hiçbir şey gelmeden bu meseleyi çözmeye çalışacağım.